Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tek malzeme ile cilt nasıl gerilir? Hep birlikte onu paylaşacağım. Aynı zamanda cildimiz proteine de doyacak bu maskeyle arkadaşlar. Tek malzeme ile yapacağız bunu. Ama öncelikle yüzümüze de bir kağıt havludan bir maske yapmamız gerekiyor bunun için. Önce onu yapalım hep birlikte. Şuraya iki tane göz, burun ve ağız yapacağız bunun için. Çünkü oraların açık kalması gerekiyor. Şimdi kağıt havlumuzu aldık. Şu kadar alnımıza gelse. Alından sonrasında iki tane göz yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle katladık ve şuradan şöyle iki göze göre yer kesmek istiyorum. Maskeyi de birlikte yapmak istedim. Bu birazcık küçük göz oldu. Azıcık büyütmemiz gerekiyor. Onun için bu taraftan da biraz keseceğiz. Şöyle yapalım. Bunu siz evde kendi yüzünüze göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gözlerimizi yaptık. Şimdi bir de burun ve ağzımıza gelecek kısmını. Şuradan. Burnumuza bir delik açalım. Ağzımız için de şöyle. Evet. Maskemiz hazır. Bunu bir kenara alalım. Kağıt maskemiz hazır. Şimdi bizim tek malzememiz yumurta akı arkadaşlar. Ama yumurta akını keklerde nasıl yapıyoruz? Hani beyaz kısmı yumurtanın, yani akı bembeyaz olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Ben bu işlemi yapıp geliyorum. Sadece yumurta akını kullanacağız. Sarısını kullanmıyoruz. Ben yumurtayı kırdım. Şimdi onu ayıracağım. Evet, yumurta akımı tasımın içine aldım. Böyle büyük bir geniş tas olursa çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü köpürmek için yeri oluyor yumurtanın. Çünkü küçük taslarda yaptığımız zaman yumurta dışarılara sıçrıyor, öyle söyleyeyim. Onun için büyük bir tasta denerseniz, özellikle cam tas kullanın. Çünkü camlarda olanlar her zaman daha iyidir arkadaşlar. Yumurta akımızı çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman sünmesi gerekiyor. Evet, kıvamımız bu. Yumurta akımızın kıvamı bu. Şimdi uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi cildimizi temizliyoruz. Maskemiz hazır. Öncelikle cildimizi temizledikten sonra cildimize uygulamaya başlıyoruz. Tek malzeme ile cildimizi gereceğiz. Ben tabii kolumda uyguladığım için o maskeyi videoyu bitirdikten sonra kullanabileceğim. Biliyorsunuz ben videoyu bitirdikten sonra bunu tekrar yüzüme yapıyorum. Yüzümüzün göz kenarlarımız da dahil, hatta göz kapaklarımıza bile uygulayabileceğimiz bir maske. Yüzümüze bir kat sürdükten sonra maskemizi düzgün bir şekilde yapıştırıyoruz. Ben şimdi burada bu kağıdı yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra iyice her yerine yapıştırıyoruz, ama tamamen yapışması gerekiyor. Yapıştırdıktan sonra üstüne tekrar bir kat daha uyguluyoruz. Kağıdın üstüne de bir kat daha uyguluyoruz. Ve kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk katımız, cildimiz gerilmeye başladığı anda kurumuş demektir. Şimdi tekrar ikinci katı uyguluyoruz. Havlu kağıt kullanırsanız çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü dayanıyor kağıt. Ben şu an yüzüme de uyguladım. Ve ikinci katımızı sürdük. Yine bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz arkadaşlar. Tek yumurta akıyla cildimizi gençleştirebiliyoruz. Gerdirebiliyoruz. Vitamin veriyoruz cildimize. Sadece yapmamız gereken bu işlemler.
3 turda bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani yumurta akı bitene kadar yapıyorum ben aslında. Yumurta akı bitene kadar yüzüme kurutup kurutup uyguluyorum. En sonunda da kuruduktan sonra çok güzel bir şekilde soyuluyor. Soyulduktan sonra ortaya çıkan cildinize siz bile şaşırıyorsunuz. O kadar güzel oluyor. Bunu görmeniz için tabii yapmanız, denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Cilt acayip derecede geriliyor. Mümkünse mimik hareketleri yapmıyorsunuz bunlar yüzünüzdeyken. Ben de o yüzden biraz değişik konuşuyorum farkındaysanız. 2 dakika sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kuruyacaktır. Yine ben gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden beklemek istiyorum. Şimdi üçüncü katımı sürüyorum. Kuruyunca görüşmek üzere arkadaşlar. Geldik finale arkadaşlar. Tamamen kuruduk bakın. Kağıdımız bu sesi veriyor ve birlikte soyalım şimdi. Bakın. Şuraya şu soyulmanın güzelliğine bakın. Alttan çıkan cildin güzelliğine bakın. Elimdeki kurudu ama daha yüzümdeki kurumadı. Bu şekilde olması gerekiyor. Yüzünüzden çıkarırken bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Maskemizi soyduk. Soyduktan sonra elimizi yıkadık. Şimdi bir de gül suyuyla sileceğiz biraz arkadaşlar. Böyle gül suyuyla hafif hafif sileceğiz. Benim yüzüm şu an çok gerildi çünkü yüzümde maske var. Hala kurumadı, kurumak üzere. O yüzden fazla konuşamıyorum. Onun kurumasını beklerken de böyle maskemi karaladım. 2 maske hazırlamıştım kendime. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olun arkadaşlar. Mutlaka siz de bu maskeyle gerilin. Gergin bir cilde sahip olmak isterseniz bu maskeyi uygulayın. 1 saatinizi alıyor arkadaşlar. Çok bir zaman değil. 1 saatte cildinizi gerebiliyorsunuz. Bir malzemeyle. Bu kadar kolay. Cildine bakmak isteyen arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.